Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz gençler. Kalıtım konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü dersimizin konusu çok allerli kalıtım olacak. Aynı zamanda kan gruplarını da bugünkü dersimizde anlatmış olacağım. Öncelikli olarak tabii ki takvimi göstereyim gençler. Yazılıdan önceki son dersimizdeyiz. Bir sonraki hafta birinci dönem ikinci yazılıya hazırlık kampımız başlamış olacak. Kalıtım kısmından da yazılı da bol bol soru karşınıza çıkacaktır. Ödevlerinizi de vererek konu anlatımımıza başlayacağım. Dediğim gibi bugün kan gruplarının sonuna kadar geleceğiz. Gençler eşeğe bağlı kalıtımı anlatmayacağız. O yüzden siz de sayfa hemen söylüyorum. 109'a kadar sıfırdan ona biyolojide yapmadığınız bir kısmı bırakmıyorsunuz. Bu dersin sonuna geldiğimizde. Dinamo'dan da aynı şekilde kan gruplarında kalıtımın sonuna kadar geliyorsunuz. Çok ailelilik ve kan grupları ile ilgili tarama testlerini de çözüyorsunuz gençler. Sayfa 100'e kadar çözmediğiniz herhangi bir kısım kalmasın. 10 dinamo'dan hazırsanız yasların arkanıza konu anlatımına başlıyoruz. Şimdi öncelikli olarak bugünkü dersimizde çok alelli kalıtma anlatacağız. İnsanlarda kan grupları sistemini anlatacağız. Kan uyuşmazlığı nedir? Bundan bahsedeceğiz. Kullanım alanlarına ve faydalarına bakacak olursak tabii ki kan grupları kan alışverişlerinde çok önemli gençler. MN kan grubundan bahsetmiştim eş baskınlık konusunda. Onun kan alışverişinde öldürücü etkisi yoktu. O yüzden biz MN kan grubu bakımından hangi gruba sahip olduğumuzu bilmiyorduk. Ama bugünkü dersimizde öğreneceğimiz AB0 sistemi ve RH sistemi kan alışverişlerinde çok önemlidir gençler. Aynı zamanda tabii ki kan gruplarında kalıtımı ve çok hallerli kalıtımı ÖSYM e pek bir sever. Kan gruplarından sık sık üniversite sınavında soru sorar gençler. Ödevlerinizi ben zaten dersin başında vermiştim geldik çok allellik ne demektir çok allelli kalıtım aslında şu demek gençler biz bugüne kadar her bir karakterle ilgili iki tane gen olduğundan bahsettik dedi ki ya baskın oluyor ya çekinik oluyor veya eş baskınlık durumu söz konusu oluyor iki gen arasında ama bazı özelliklerin kalıtımı ile ilgili bulunan alel sayısı 2'den fazla oluyor gençler 2'den fazla alele sahip karakterlere de çok alellik ismi veriliyor. E sen şöyle düşüneceksin. Mesela tavşanlarda kürk renginin ortaya çıkması ile ilgili işte büyük C geni var, küçük C geni var, küçük C üstü C H geni var. Ne bileyim işte sadece C H geni var. 2'den fazla alelgen var diploid bir canlıda yani 2n kromozom sayısına sahip bir canlıda bu genlerden maksimum 2 tanesi bulunabilir gençler başka bulunamaz. Mesela sen de diyelim ki bir özellikle ilgili A1 var, A2 var, A3 var, A4 var. Diploid bir canlı ne demekti? 2N kromozomlu yani her karakterle ilgili iki tane geni var demekti. Hangisi olursa olsun atıyorum A2'ye A4. En fazla kaç tane gen bulundurabilecek? 2 tane. Veya A1'e A2 şeklinde en fazla kaç tane bulundurabilecek? 2 tane. Haploid canlıları, hücreleri düşündüğümüz zaman da onlarda da en fazla bir tane bulunabilecek çok hallerliliğe baktığımız zaman genotip çeşidi sayısı n çarpı n artı 1 bölü 2 formülüyle bulunacak gençler. Şimdi söylediklerimin havada kaldığını biliyorum. Ben size tüm püf noktalarını birazdan anlatacağım. En buradaki allel gen sayısı olacak. Fenotip çeşidine de baktığımız zaman alel sayısını doğrudan kullanacağız. Eğer eş baskın özellik varsa onu da alel sayısına eklemiş oluyoruz. Mesela kan grupları çok hallerli kalıtıma örnektir. Neden? A, B, 0 sisteminden meydana geliyor. Yani bu grubun meydana gelmesinde A geni, B geni ve 0 geni etkili oluyor gençler. Eş baskınlığa da örnek olduğunu unutmayın. Ama insanlar iken kromozomlu olduğu için en fazla kaç tane bulunduracaklar? İki tane. AB olabilir, A0 olabilir, BB olabilir, B0 olabilir gibi 2'den fazla bulundurulmuyor. Hemen aslında sorunun üstünden mantığını anlatacağım size. Buradaki sorular 10 saniyede yapıp geçebileceğimiz sorulardır ama nasıl yaptığını anlayabilmemiz için tabii ki önce bir açık açık yazıp işlemlerin nasıl gerçekleştiğini bulmamız gerekiyor. Bir karakterin oluşumundan sorumlu 5 farklı alel arasında A1, A2, A3, A4, A5 ilişkisi olduğuna göre oluşabilecek genotip çeşidi sayısı, fenotip çeşidi sayısı, heterozigot genotip çeşidi sayısını sormuş gençler. Bunların hepsini aslında dediğim gibi 10 saniyede çözebiliriz. Ama öncelikli olarak mantığına bakacağız. Şimdi 5 tane alelgen varmış. Bu 5 tane alelgen arasında da tam baskınlık durumu söz konusuymuş. Diploid bir canlıdan bahsettiğine göre en fazla kaç tane gen bulundurabilir? 2 tane. Yani ben bunu yazmaya kalktığım zaman A1'e A1 olabilir. A1'in yanına A2'yi alabilir. A1'in yanına A3'ü alabilir. A1'in yanına A4'ü alabilir. 5 tane vermiş. A1'in yanına A5'i alabilir. Sonra A2'nin yanına A2'yi alabilir. A2'nin yanına A3'ü alabilir. Ya hocam A2'ye A1 niye yazmadın? Niye yazayım ki bu ikisi yer değiştirse ne fark edecek ki? A2'nin yanına A4'ü alabilir. A2'nin yanına A5'i alabilir. Devam ediyorum. A3'ün yanına A3'ü alabilir. A3'ün yanına A4'ü alabilir. A3'ün yanına A5'i alabilir. Veya A4'e A4 olabilir. A4'ün yanına A5'i alabilir. Veya A5'i A5 şeklinde bulunabilir. Saymaya kalksam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. He, genotip çeşidi sayısını kaç bulduk? 15. Bundan başka bir şey yazabilir miyiz? Yazamayız. A5, A4 yazsan değişen bir şey olmaz. Aslında bunu hangi formülle yapabiliyormuşuz? N çarpı N artı 1 bölü 2 ile. N de burada neymiş? Alel sayısıymış. Aslında 1, 2, 3, 4, 5. 5 allelim var. O zaman 5 çarpı 6. 6 bölü 2'den zaten 15'i hiç yazmasaydım da bulabilirdim. Yazdığım zaman ne yaptım? Durumu ispat etmiş oldum. Fenotip çeşidi sayısını soruyor. Şimdi bakmaya başladım. Buradakilerin hepsi A1 en baskın olduğuna göre kime benzediler? A1'e. Buradakilerin hepsi kime benzedi? A2'ye. Buradakilerin hepsi kime benzedi? A3'e. Buradakilerin hepsi kime benzedi? A4'e. Buradakilerin hepsi kime benzedi? A5'e. Yani 1 2 3 4 5 Baktığımız zaman kaç farklı fenotip açığa çıkmış oldu? 5 tane fenotip açığa çıktı. Biz bunu yazmasaydık da tam baskınlık olsaydı fenotip çeşidi alergen sayısına eşittir deyip 5'i yazabilirdik. Heterozigot genotip çeşidi sayısını soruyor bize. E sen kaç tane genotip buldun? 15 tane. Şurası homozigot. Homozigot, 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 homozigot. 1 2 3 4 5 5 tane homozigot olduğuna göre kalanlar nedir? Heterozigottur. İstersen sayarak da bulabilirsin. 10 tane de heterozigot grubun olacak. Aslında yaptığımız işlem bu kadar. Bu soruya da baktığında genotip çeşidi ha 5 x 6 Bölü 2'den 15 fenotip çeşidi 5 allel var 5 heterozigot 15 5 tanesi homozigot olacağına göre 10 tane kalır deyip çok hızlı çözebileceğiniz soru kalıplarıdır gençler ama tabii ki çok soru çözmek ve soru çözüm hızımızı arttırmak gerekiyor. Hemen şuna da bakayım aslında aynı mantıkta bir sorudan bahsediyoruz bir canlı türünde K1 baskınmış K2'ye o da baskınmış K3'ye o da baskınmış K4'e böyle bir ilişki varmış buna göre dıt 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 genotipli iki birey çaprazlandığında kaç farklı genotip ve fenotip açığa çıkar diyor. Şimdi bakıyoruz şurası K1'e K3 çarpı K2'ye K4 şeklindeymiş. Çaprazlamayı yapmaya kalktığımız zaman bunu tutacaksın bununla. Bunu tutacaksın bununla. Bunu bununla yazacaksın. Bunu bununla yazacaksın. Çaprazlamayı yapacak olursak K1'in yanına kimin gelmesi gerekiyor? Hemen yazdım. K2'nin gelmesi gerekiyor. Sonra K1'in yanına kim gelecek? K4'ün gelmesi gerekiyor. Şuraya geçtim. Aklım karışmasın. Küçük olana başa yazayım. K2'ye K3 olması gerekiyor. Sonra şuraya baktığımda da K3'e K4 oluyor. Ya burayı K3'e K2 yazsaydık yine değişen bir şey olmaz da aklım karışmasın diye. Yani büyük harfle hep başa yazarız ya onun gibi olsun diye yazdım. Gençler kaç farklı genotip ve kaç farklı fenotip açığa çıkar diyor. Baktığım zaman tüm genotipler birbirinden farklı mı? farklı, hiç birebir aynı olan yok. O zaman genotip çeşidine baktığım zaman dört tane genotip açığa çıktı. Fenotiplere baktığım zaman bu kime benzer? K1'e. Bu kime benzer? K1'e. Bu kime benzer? K2, K3'e baskın olduğuna göre K2'ye. Bu kime benzer? K3'e. He, fenotip çeşidini saymaya kalktığım zaman da K1'e benzeyen, K2'ye benzeyen ve K3'e benzeyenler var. Yani fenotip çeşidi de bizim için 3 çıkacak. Buradan kan gruplarına geçiyorum gençler. Tabii ki çok hallerlilikle de arada sorularını çözeceğim. İnsanlarda kan grubunu kontrol eden genler arasında A ile B birbirine eş baskın. Sıfır bunlara çekiniklik ilişkisi bulunuyor. Yani insanda AB0 kan grubunun belirlenmesine görev alan 3 tane alelgen olduğundan bahsediyoruz. A ve B alelleri al yuvarların hücre zarında antijen oluşumunu sağlayarak kan gruplarını belirliyor gençler. Biz kan grubu tayini yaparken aslında al yuvarlarda bulunan antijenlere bakıyoruz. A antijenini taşıyanlara A grubu diyoruz. B antijenini taşıyanlara B grubu diyoruz. 2 antijeni aynı anda taşıyanlara AB diyoruz. Antijen bulundurmayanlara 0 grubu ismini veriyoruz gençler. Tabii ki tablo üstünden de göstereceğim ama tablo üstünden göstermeden de bir iki tane şey anlatmak istiyorum size böyle tabloya baktığın zaman A kan grubu A antijeni bulundurur aynı antijeni bulunduramadığı için antikoru B'dir. B kan grubu B antijenini bulundurur A antikorudur diye böyle bakıyoruz yani aklımda kalır diyoruz geçiyoruz ama çok kısa bir sürede unutuyoruz. Bunun mantığını anlamak çok çok önemli bağışıklıkla alakalı bir durumdan bahsediyoruz aslında. Şimdi yaslan arkana dikkatlice beni dinle. İnsanlara bakmışlar kanlarını incelemişler. Kanlarında bir tane işte antijen çeşidi bulmuşlar demişler ki bir insanda bu antijenler var bir grup insanda o antijene A ismini vermişler yine aynı bölgede farklı özelliklere sahip bir antijen görmüşler buna da B ismini ver verelim demişler yani bir grup insanda B olmuş bakmışlar bir grupta ikisi birden var bir grupta ise hiçbiri yok yani bu şekilde kan gruplarının belirlenmesi söz konusu olmuş sana diyorum ki antijen senin kanında bulunan bir moleküldür Antikor ise antijene karşı antijen geldiğinde üretilen bir moleküldür. Antikor aslında savaşıp düşmanı yok etmek için oluşturduğun bir maddedir. Normal şartlarda düşman gelmediği sürece antikor oluşturulamaz. Mesela sen A kan grubuna sahipsin. Tabii ki al yuvarlarında A antijeni var plazmanda ise A, A, şey B antikoru bulunmuyor. Ne zaman ki B antijeni gelirse senin B antikoru üretme yeteneğin var. İki insanda aynı antijenle aynı antikoru bir arada bulunamaz. Bulunursa savaş çıkar, kanda çökelme olur, kişinin ölümü söz konusu olur. Mesela bir tane örnek üstünden anlatacağım gençler. Hadi ben A kan grubuna sahip olayım. Seda A kan grubu olsun. Ben A kan grubuna sahip olduğuma göre A antijenini bulunduruyorum. Üstüne basa basa söylüyorum. Gerektiğinde de B antikorunu üretme yeteneğim var. Hadi ablama da bakalım. Ablam da diyelim ki B kan grubundan olsun. Sema B antijenine sahip. Düşman gelirse de ne yapabiliyor? A anti korunu üretebiliyor. Normal şartlarda A ile B arasında tabii ki kan alışverişi söz konusu olmaz. Diyelim ki ben gittim ablama kan verdim. Ben ablama kan verdiğim zaman ablamın kanında tepkime gerçekleşecek, çöker mi olacak, ölecek. Peki ben ablama kan verdiğim zaman savaş A'ların içerisinde mi olacak, B'lerin içerisinde mi? Bunu anlarsan konuyu anladın demektir. Aslında ben ablama kan verdiğim zaman ablama ne vermiş oluyorum? A antijenini. Ablam da A antijeni geldiği zaman buna karşı ne üretiyor? A antikorunu. Savaşlar ağlar arasında çıkıyor ve kişinin ölümü meydana geliyor. Aslında geleni düşman olarak algılayıp onu öldürmek için bir madde üretirken kendine zarar veriyor. Ama tutup da ablam bana kan verseydi yani B'den A'ya kan verilmiş olsaydı o zaman ne olacaktı? Sema'dan bana B antijeni geçecekti. Ben de buna karşı B antikoru üretecektim. Böylelikle benim kanımda çökelme olacaktı. Bak buraya A, B kan grubuna sahip olanlarda antikor oluşturma yeteneği yok. Aynı antijenle aynı antikor bulunamaz ya. Adamda zaten A ve B antijeni bulunduğu için antikor üretme yeteneği yok. Sıfır kan grubunda da antijen yok. Antikor üretme yeteneği var. Şimdi günümüzde çok kullanmıyoruz. Teoride mümkün olan bir şeyden bahsediyoruz ama genel kulak dolgunluğu için söyleyeyim. A, B kan grubu için ne derler? Genel verici. Herkese kan verebilir. Ee, daha doğrusu şöyle AB kan grubu için ne derler? Genel alıcıdır. Herkesten kan alabilir. Neden? AB genel alıcı antikor oluşturma yeteneği yok. A kan grubundan da kan gelse B kan grubundan da kan gelse bunun antikor oluşturma yeteneği yok. Antikor oluşturma yeteneği olmadığı için savaş çıkma ihtimali yok. Sıfır genel vericidir. Neden? Sıfırın antijeni yok ki kime kan verirse versin karşı taraf buna karşı antikor üretmeyecek. Devam ediyorum gençler. Kan da A antijenine karşı A antikoru, B antijenine karşı da B antikoru üretilir. A antijeni ile A antikoru yan yana gelirse aglütinasyon dediğimiz, çökelme dediğimiz durum söz konusu olacak. E, çökelme olduğu zaman da tabii ki damarlarda tıkanma söz konusu olacak. Buradan RH sistemine de geçiyorum. İnsanlarda AB0 kan grubundan başka bir de RH sistemi dediğimiz sistem söz konusudur. RH faktörüne baktığımız zaman da büyük R'nin baskın, küçük R'nin çekinik alleli olduğunu görüyoruz. İlk kez Reseus maymununda tespit edildi için onun kısaltması olarak RH sistemi olarak isimlendirilmiş durumunda genotipinde baskın geni taşıyanlara büyük R büyük R ya da büyük R küçük R diyeceğiz. Tabii ki RH pozitif bireylerden bahsediyoruz genotipi küçük r küçük r olanlar ise rh antijenini bulundurmayacaklar onlara da rh negatif ismini vereceğiz yani rh faktörünü rh antijenini taşıyanlar pozitif taşımayanlar negatif olarak isimlendirilmiş olacaklar burada da aynı mantık geçerli Genotipi büyük R, büyük R, büyük R, küçük R olanlar RH pozitif bireylerdir. Al yuvarlarında tabii ki RH antijeni bulunacak ama bunların antikor üretme yeteneği Yok. Zaten antikor oluşturabilselerdi çökelme olurdu. Negatif olan bireylere baktığımız zaman da bunların antijeni yok. İlk karşılaşmada antikor oluşturabiliyorlar gençler. O zaman pozitif mi negatife kan verebilir, negatif mi pozitife kan verebilir kısmına bakacak olursak. Şimdi pozitif negatife kan verirse aslında ne vermiş olur? Antijen. Bu da ona karşı ne oluşturur? Antikor. Kanda çökelme meydana gelir. Pozitif negatife kan veremez. Ama negatif birey pozitif bireye kan verirse antijen vermediği için Haliyle zaten onun antikor da üretme yeteneği olmadığı için kanda çökelme söz konusu olmaz. Hemen birkaç tane soru üstünden ilerleyeceğim gençler. Normal kalıtımda yaptığımızdan farklı bir şey yapmayacağız aslında. Ebeveynlerin kan gruplarına bakılarak doğacak çocukların kan grubu hakkında tahminde bulunmak tabii ki mümkün oluyor. Mesela AB kan grubuna sahip biriyle B0 kan grubuna sahip biri evlendiği zaman normal çaprazlamadan farklı değil bunu tut bununla yaz, bunu tut, bununla, bunu tut, bununla, bunu tut, bununla şeklinde ilerleyeceğiz. Yani yazmaya kalktığım zaman bunların çocukları AB olabilir. Bunların çocukları A0 olabilir. Bunların çocukları BB kan grubuna sahip olabilir. Veya bunların çocukları B0 kan grubuna sahip olabilir. Mesela soruda der ki B kan grubuna sahip olma ihtimali kaçtır? B kan grubuna sahip olma ihtimali 1 bölü 2 yani %50'dir diyeceksin gibi. A0 ile B0 ikisi de heterozigot. Buradan dört farklı kan grubu çıkabiliyor gençler. A0 ile B0 birey evlendiği zaman yine aynı mantık geçerlidir. Çaprazlamayı yapacaksın. Bunlardan AB kan gruplu çocuk olabilir. A0 kan gruplu çocuk olabilir. B0 kan gruplu çocuk olabilir. Aynı zamanda 0 da çocuk olabilir. Yani A0 ile B0 evlendiği zaman dört farklı kan grubuna sahip çocukları da meydana gelebilir. Biliyor. Ama mesela bunların buraya baktığın zaman bu iki birey evlendiğinde sıfır kan gruplu çocuklarının olma ihtimali yok. Bunların yüzde sıfır diyeceğiz sıfır kan gruplu çocukları o olamaz. Burada ise birleşik vermiş gençler. Burada aslında söylediği şey ne? AB kan grubuna sahip büyük R, küçük R bireyle ile AB kan grubuna sahip negatif küçük R, küçük R birey evlenmiş. Biz her zaman ne yapacağız? Elmayı elmayla, armutu armutla çaprazlayacağız. Mesela sana soruda dedi ki bunların işte B pozitif çocuğunun olma ihtimalini soruyor. Sen ne yapacaksın? A, B ile A, B çaprazlayacaksın. Hemen yapalım. Bunların A, A çocuğu olabilir. AB çocuğu olabilir. AB çocuğu olabilir veya BB B çocuğu olabilir. Sonra pozitiflik negatiflik durumu için RH faktörüne bakmaya başlıyorsun. Büyük R küçük R büyük R küçük R küçük R küçük, R küçük R küçük R küçük R küçük R küçük R şeklinde. Mesela sana B pozitif olma ihtimalini sorsaydı diyecektin ki B çocuğunun olma ihtimali hocam 1 bölü 4'tür. E bunların pozitif çocuğunun olma ihtimali de 1 bölü. 2'dir. O zaman hem B hem pozitif olma ihtimali 1 bölü 8'dir diyecektin. Cinsiyeti de sorsa mesela 1 bölü 2 ile bir daha çarpacaktın. Devam ediyorum gençler. Bir de bunu göstermiş olalım. Her zaman ne dedim? Elmayı elmayla çarpacaksın. Armutu armutla çarpacaksın. Çaprazlamayı yaptığımız zaman bunların AB kan gruplu çocuğu olabilir. A 0 kan gruplu çocuğu olabilir. B, B, kan gruplu çocuğu olabilir veya B, 0 kan gruplu çocuğu olabilir. Büyük R, küçük R çarpı büyük R, küçük R yaptığımızda da büyük R, büyük R olabilir, büyük R, küçük R olabilir, büyük R, küçük R olabilir veya küçük R, küçük R kan grubuna sahip çocuğu dünyaya gelebilir. Artık soruda ne sorduysa, mesela sana dese ki A kan grubuna sahip negatif çocuğunun olma ihtimali dese, ha, A olma ihtimali 1 bölü 4 diyeceksin, negatif olma ihtimali de 1 bölü 4. 4, 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4 yapacaksın işlemini ilerletirken. Devam ediyorum kan grupları tayiniyle gençler. Anti A, anti B, anti D serumları kullanılarak kan grupları tayin edilebiliyor. Burada anti A, anti B dedikleri şey antikorlardır. Normalde de gerçekten hastaneye gittiğimizde de bu şekilde yapıyorlar. Bizim kanımızdan 3 damla alıyorlar. Bir fayansın üstüne veya lamın üstüne döküyorlar. Sonra bu 3 damla kanın üstüne anti A, anti Anti B, anti D'yi dökmeye başlıyorlar. Döktükleri şey antikor. Eğer antikor döktüğünde böyle tebeşir tozuyla karışmış çökelik olmuş gibi bir kanda bozulma şekilde yapıda bozulma görürlerse diyorlar ki He, antikor A'yı döktüm kan bozuldu demek ki bunda A antijeni var bunun kan grubu A'dır diyorlar. Anti A serumu çökelme varsa antijen A'nın olduğunu gösterecek. Çünkü buradaki antikor A antikor B serumuyla çökelme varsa B antijeni olduğunu gösterecek. Anti D dediği de Rh faktörüdür. Bunda çökelme varsa Rh pozitif olduğunu, yani antijeni taşıdığını gösterecek. Antikor A'yı döktü. Antikor B'yi döktü burada da çökelme oldu. O zaman B kan grubu diyeceğiz. RH faktörünü döktüğünde de eğer çökelme oluyorsa pozitif RH pozitiftir diyeceğiz. Hemen şuradan bir göstereyim gençler. Şimdi birinci gruba bakmışız. Anti A'yı dökmüş çökelmiş. O zaman A Antijenini taşıyor. B'yi döktüğümde de çökeldiğine göre B antijenini de taşıyor. D'yi döktüğümde de çökeldiğine göre AB pozitif bir bireyden bahsediyoruz. Sonra buraya geldiğimiz zaman A antijenini taşıyor. B'de çökelme olmamış. Onu atlıyorum. 0 kısmında daha doğrusu aş kısmında da çökelme olmadığına göre A negatiftir diyeceğiz. Buraya bakıyoruz gençler A'da çökelme olmamış ama B kısmında çökelme meydana gelmiş. B pozitiftir diyeceğiz. Hiç çökelme olmadığına göre sıfır kan grubuna sahiptir. Aynı zamanda RH faktörü de çökelmediğine göre negatiftir diyeceğiz. Devam ediyorum kan nakli ile. Kan nakli bireyin al yuvarlarında antijen plazmasında antikor bulundurmasına göre yapılacak. Herhangi bir antijene sahip bireyin kanı buna karşı antikor içeren bireye verilmemeli gençler. Dediğimiz gibi eğer verilirse aglütinasyon yani çökelme meydana geliyor. Bu da damarlarda tıkanmaya neden oluyor. Kan uyuşmazlığı ne demek? Kan uyuşmazlığı da annenin Negatif hemen yazayım. Anne negatif kan grubuna sahip. E gitti pozitif bir adamla evlendi. Pozitif bir adamla evlendiği zaman bunların bir çocuğu meydana geldi. Çocuk da pozitif kan grubuna sahip. Anne yıldız negatif çocuk pozitif olduğu durumlarda kan uyuşmazlığı söz konusu olabiliyor. Aslında az önce anlattığım mantıktan anne negatif kan grubuna sahip olduğuna göre annede antijen yok. Gerekirse antikor üretebilir yeteneği var. Çocuğa baktığın zaman da antijen bulunduruyor. Antikor oluşturma yeteneği yok gençler. Ben negatif bir kan grubuna sahibim. Pozitif bir çocuğa hamile kaldım. Normal şartlarda anne ile bebeğin kanı birbirine karışmaz ama ola ki kanımız birbirine karıştı. Kanımız birbirine karıştığı zaman aslında çocuktaki antijenler benim kanıma gelmiş oluyor. Ben çocuğu düşman olarak algılamaya ve çocuğu öldürmek için antikor üretmeye başlıyorum. Bu nedenle de çocuğun öldürülmesi söz konusu oluyor. Buna kan uyuşmazlığı deniyor. Günümüzde yaşanıyor mu? Hayır. Teknoloji çok fazla derecede ilerledi gençler. Negatif kan grubuna sahip anneler zaten doktora gittikleri zaman bununla ilgili önlem alınıyor diyeyim. RH faktörüne bağlı RH uyuşmazlığı yani kan uyuşmazlığı sadece anne RH negatif baba RH pozitif çocuk da buna bağlı olarak RH pozitif olduğunda ortaya çıkıyor. Ya hocam Anne pozitif, bebek negatif olsa kan uyuşmazlığı olmaz mı? Olmaz. Neden? Ben pozitif, bebek negatif olsa kimin kimi öldürmesi lazım? Bebeğin beni öldürmesi lazım. Bebeğin antikorlarının benim kanımı çökeltmesi lazım. Bebek embriyonik dönemde o kadar güçlü bir bağışıklığa sahip değil. Yani beni öldürebilecek antikor üretmesi mümkün değil. Annenin kanında al yuvarlar RH antijenine karşı RH antikoru üretmeye başlıyor. Çok az miktarda olduğu için bunlar aslında çocuğa zarar vermez. Daha sonraki hamileliklerde plasenta aracılığıyla ile fetüse geçen antikorlar fetüsün al yuvarlarını parçalar. Buna RH uyuşmazlığı ismi veriliyor. İlk hamilelikte fetüs RH pozitif ise al yuvarlarda RH antijeni bulunuyor. Doğumda bebeğin kanı plasentanın anneden ayrılması sırasında annenin kanına karışabiliyor diyeyim gençler. RH pozitif babanın genotipi homozigot dominant yani büyük R büyük R ise anne ile bebek arasında %100 ihtimalle kan uyuşmazlığı görülüyor. Anne negatif baba, baba pozitif ama büyük R büyük R ise bunların çocukları zaten heterozigot pozitif olmak zorunda. Yani burada kan uyuşmazlığının görülme ihtimali %100. Anne negatif baba ise heterozigot ise Bunların pozitif çocukları da olabilir, negatif çocukları da olabilir. Negatif olursa sıkıntı yok, pozitif olursa kan görülecek. O yüzden %50 ihtimallik diyoruz. Kan uyuşmazlığı sonucunda bebekte kansızlık ve sarılık görülebiliyor. Kalıcı beyin hasarı da tabii ki meydana gelebiliyor. Aslında az önce benim yazdığımı burada da gösterdik. Gençler annenin negatif babanın pozitif olması gerekiyor. Bunlardan %100 pozitif çocuk çıkıyor. Yani %100 ihtimalle kan uyuşmazlığı görülüyor. Eğer baba heterozigot genotipe sahipse %50 ihtimalle kan uyuşmazlığı meydana gelir diye. Tersi neden olmazı söyledim. Bebeğin anneyi öldürmesi embriyonik dönemde olduğu için mümkün olmuyor. Hemen bir tane soru üstünden gideyim. Bir ailenin birinci çocuğunda kan uyuşmazlığı görülürken ikinci ve üçüncü çocuklarında kan uyuşmazlığı görülmemektedir diyor. Buna göre bu aile bireylerinin eriş faktörü bakımından kan grubu fenotipi ve eşleştirmelerinden hangisi kesin olarak yanlıştır diyor. Bir kere anne negatif olmak zorunda kan uyuşmazlığı görüldüğüne göre baba pozitif olmak zorunda bunların birinci çocuğunda kan uyuşmazlığı olduğuna göre demek ki birinci çocukta pozitiflik var ikinci üçüncü çocuklarda kan uyuşmazlığı görülmediğine göre ikinci ve üçüncü çocuklar negatif kan grubuna sahip. Buradan neyi çıkarttım? Bir kere annenin kesinlikle küçük r küçük r olması lazım. Bunların negatif çocuğunun olabilmesi için de küçük r'yi babanın da taşıması lazım. O zaman baba heterozigot olmak zorunda. E bunların birinci çocuğu büyük R büyük R olamayacağına göre büyük R küçük R'dir. Şu birinci çocuk olmak zorunda. Bunların ikinci ve üçüncü çocukları da negatif kan grubuna sahiptir. Anne kesinlikle küçük R küçük R doğru. Birinci çocuk büyük R küçük R olmak zorunda doğru. İkinci çocuk kan uyuşmazlığı yaşanmadığına göre negatiftir doğru. Üçüncü çocuk kan uyuşmazlığı yaşanmadığına göre negatiftir doğru. Baba pozitiftir ama büyük R büyük R olma ihtimali yok. Baba büyük R büyük R olsaydı negatif çocukları meydana gelemezdi. Gelelim diğer bir sorumuza. AB0 kan grubu sistemine göre heterozigot A kan grubu genotipine sahip bir dişi ile heterozigot B kan grubuna sahip e, bir erkeğin doğacak çocuklarının erkek bireyle aynı fenotipe sahip olma ihtimalini sormuş. Şimdi bakıyorum. Heterozigot A kan grubu genotipine sahip dişi birey dediğine göre A0 olduğunu yazdım. Heterozigot B dediğine göre o zaman bunun da B0 olması lazım. Normal çaprazlamamı yapıyorum. A, B kan grubuna sahip çocukları olabilir. A, 0 kan grubu olabilir. B, 0 kan grubu olabilir. 0, 0 kan grubu olabilir. Erkek birey B kan grubuna sahipti. B fenotipinde olma ihtimalini sormuş. B fenotipinde olma ihtimali sadece burasıdır. Gençler 1 bölü 4 şeklinde veya sorunun gidişatına bakarak %25 şeklinde işaretlememiz gerekiyor. Diğer bir sorumuza da geçiyorum. Aşağıdaki soy ağacında bireylerin kan gruplarının fenotipleri verilmiştir. Bu soy ağacında numaralarla gösterilen bireylerden hangisinin homozigot olma olasılığı heterozigot genotipli olma olasılığına eşittir diyor. Şimdi 5 numaraya baktığımız zaman 0 sıfır 0'dan başka alternatifi yok. Zaten heterozigot olma ihtimali yok. Sonra baktığımız zaman 3 numaralı B 0 olmak zorunda. 4 numaralı da A 0 olmak zorunda ki 0'ın biri buradan biri buradan gelmiş olsun. 3 ve 4'ü de kesin olarak belirleyebilir. Sonra şu 3 numaralı bireyin B0 olduğunu biliyoruz. B0'ın olduğunu biliyoruz. B'yi buradan almak zorunda. 0 o zaman nereden alacak? Şuradan alacak. Bunun AA olma ihtimali yok. 2 numaralıyı da kesin olarak belirledik. 1 numaraya baktığın zaman BB de olabilir. B0 da olabilir gençler. O yüzden cevabımız A çıktı. Yani 1 bir numaralı bireyin tam olarak genotipine belirleyemedik. Aşağıdaki kan grubu genotipleri verilmiş çiftlerden hangisinde al yuvar zarında sadece A antijeni, plazmasında ise sadece B antikoru bulunduran bir bebek oluşabilir? Sadece A antijeni, plazmasında da sadece B antikoru dediğine göre A kan grubuna sahip bir bebeğin oluşmasını istiyoruz. Şuraya baktığımız zaman bunların anne ve babasına baktığımız zaman buradan A sıfır kan grubuna sahip çocuk da çıkar. Sıfır sıfır kan grubuna sahip çocuk da çıkar. Sıfır kan grubuna sahip çocuğa baktığımız zaman antijeni yok ama antikorları bulunacak gençler. E buraya baktığımız zaman buradan da sadece AB kan grubuna sahip çocuk çıkabilir. Buraya bakıyoruz. Buradan A, A kan gruplu çocuklar olabilir veya B sıfır kan gruplu çocuklar olabilir. Buraya baktığımız zaman A sıfırdan başka alternatif yok. Burada ise A, A da olabilir. A sıfır da olabilir. A kan grubu çıksın başka hiçbir şey çıkmasın dediğimiz şık D seçeneği oldu. Diğer bir sorumuza da geçiyorum. Aşağıdaki soy ağacında bir ailedeki bireylerin kan grubu fenotipleri verilmiştir. Bu soy ağacında numaralandırılmış bireylerden hangilerinin kan grubu genotipi belirlenemez diyor. Şimdi aileyi yazmaya başlıyoruz gençler. Aileyi yazmaya başladığımız zaman A kan grubuna sahipmiş yanını bilemedim. Büyük R yanını bilemedim şeklinde ilerleyeceğiz. Ama şurası bizim için ipucu. Bu küçük R küçük R kan grubuna sahip olduğuna göre 5 kesinlikle bir küçük R'yi taşıyor olmak zorunda. Sonra devam edecek olursak bu BB kan grubuna sahip olsaydı mutlaka B'yi verirdi. Demek ki bu BB olma ihtimali yok. Burası B0 olmak zorunda. Haliyle buraya da sıfırı buradan almak zorundayız gençler. Yani ben baktım 5'i kesinlikle belirleyebildim. Bilinemez diyor ya 5'i bildim. 3'ü de bildim. Kendi içerisine devam edecek olursak şurası A, B kan grubuna sahipmiş. Küçük R, küçük R'miş. Bizim için ipucu olacak. Burası da 0, 0, büyük R yanını bilemedim şeklindeymiş. O zaman bunun kesinlikle B, 0 olduğunu biliyorum. 0 çocuğu olduğu için. Pozitif bir bireymiş ama yanının kesinlikle küçük R ile olduğunu biliyorum. Negatif bir çocuğu olduğu için bir numaralı bireyi de yazabildim. Sonra devam edecek olursak bunların 00 çocukları olduğuna göre A0 kan grubuna sahip bu. Küçük R küçük R negatif olduğuna göre başka alternatifi yok. Yani iki numaralı bireyi de yazdım gençler. E kim kaldı? 3'ü yazmıştık zaten 4'ü yazamadık. dördü Cevap olarak işaretleyeceğiz. Bakayım hiç yazabiliyor muyuz? Şimdi burası A kan grubu, A kesin oradan gelmiş ama a da olabilir, A0 da olabilir. Burası büyük R, büyük R de olabilir. Büyük R, küçük R olabilir. Bilemedik diyelim. Devam ediyoruz sorumuza. Hatta bu bizim son sorudan bir önceki sorumuz. Aşağıda anti A, anti B ve anti D ile ilgili çökelme durumları gösterilmiştir diyor. Buna göre tablodaki bireylerin kan grupları ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi antikor A'yı çöke, verdiğimde çökelme meydana gelmiş. B'de çökelme olmamış. Pozitiflikte çökelme olmuş. Yani şu bir numaralı birey A pozitif bireydir. 2 numaralı bireye baktığımız zaman B'de çökelme olmuş. B negatif bireyden bahsediyoruz. 3 numaralı bireye baktığımız zaman da 0 negatif olduğundan bahsediyoruz. Buna göre tablodaki bireylerin kan grupları ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Birinci birey A RH pozitif kan grupludur. Onu zaten üstüne yazdık. İkinci bireyin kanında tek çeşit antijen, iki çeşit antikor üretebilir diyor. Baktığımız zaman B antijenine sahip yani bir çeşit antijeni var. A antikorunu üretebilecek. Aynı zamanda da RH antikorunu üretebilecek. O zaman bu da bizim için doğru. Üçüncü birey kural olarak tüm bireylere kan verebilir diyor. Kural olarak teoride mümkün. Gençler pratikte artık bunları kullanmıyoruz. Babası sıfır RH negatif kan grubuna sahip B RH negatif kan gruplu bir kadının. Ha, kadının aslında babası sıfır sıfır olduğuna göre bu da B olduğuna göre kadın aslında B sıfır. Kadını vermiş bize. B sıfır küçük R küçük R. A hemen şöyle yazmış olayım. Büyük R yanını bilemedim. Kan grubuna sahip bir erkekle evlenmiş. Sonra bunların B RH pozitif A RH negatif çocukları olmuş. B yanını bilemedim pozitif çocukları olmuş. Aynı zamanda A yanını bilemedim. Negatif çocukları olmuş. Negatif çocukları olduğuna göre erkek kesinlikle küçük R'yi taşıyor olmak zorunda. A buradan gelince B buradan gelemeyeceğine göre şunun A sıfır olması gerekiyor. Bununla ilgili yorum yapamıyorum. İki taraftan da B almış olabilir veya B'yi buradan sıfırı buradan almış olabilir. Ama annesi negatif olduğuna göre çocukta küçük R'nin bulunması gerekiyor. Annenin kan grubu genotipini bulduk. B0 küçük R küçük R olmak zorunda. Anne ile çocukları arasında kan uyuşmazlığı görülme ihtimali 1 bölü 2'dir. Yani %50'dir. Evet baba heterozigot olduğu için ihtimal %50'dir. Çocukların kan grupları genotipleri sırasıyla B0 büyük R büyük R. A0 küçük R küçük R'dir diyor. Bir kere bunların büyük R olma ihtimali zaten yok. Yanına da kesin olarak bilemedim. Hangileri doğrudur dediği zaman da cevabımız 1 ve 2 şeklinde de oldu. Hadi konumuzu bitirelim gençler. Bir karakterin ortaya çıkmasında ikiden fazla allelin etkili olmasına çok allelli kalıtım dedik. İnsanlarda AB0 kan grubu çok allelli kalıtımı örnektir unutmayın. A ile B birbirine eş baskın sıfır bunlara çekinik kalıyor. Büyük R geni antijen taşımak anlamına geliyordu, pozitiflik anlamına geliyordu. Küçük R ise antijen taşımıyor, negatiflik anlamına geliyordu. Kan grubu tayini yaparken sırasıyla antikor A, antikor B ve antikor D dökümü yapıyorduk. RH negatif bir annenin RH pozitif bir çocuğu olursa kan uyuşmazlığı söz konusu oluyordu diyeyim. Gençler buradan da hemen ödüllü soruya geçiyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.